Her kim ki vakıflarımızın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allah-u Teala'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükafatı sayılmayacak kadar çok olsun. Dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin. Kanuni Sultan Süleyman'ın vakıf duası. Değerli bir dosta çok önemli bir konuyu konuşmak üzere Türkiye'de belki ilk ve tek bir isimle kurulan önemli bir ilçe burası Vakfıkebir ve adı üzerinde vakıf. Vakıf tarihtir, kültürdür, medeniyettir, geçmiştir, gelecektir. Vakıf her şeydir. Biz vakıf medeniyetini araştırıyoruz ve vakıf tarihini araştırıyoruz. Elbette bu konuda uzman, bilgili, üstelik de Vakfıkebirli bir değerli dost İsmail Hacı Fethullah. Burada doğdum. Bu coğrafyada buranın havasını, teneffüs ettim, suyunu içtim. Bu topraklarda büyüdüm. Ve bizim medeniyetimiz, vakıf medeniyetimizin bu merkezlerinden birisi olan Vakfıkebir'in acizane bir mensubuyum. Vakıf bizim medeniyetimizdir. Vakıf kaynağını Kur'an'dan alan, bizi biz yapan, tarihimizi oluşturan, medeniyetimizi oluşturan en önemli unsurdur, müessesedir. Ve bizim burası da naçizane, işte belki vakıf adı taşıyan yerleşim yerlerinden, ilçelerin ender, tüm dünyada bir başka örneği olduğunu da sanmıyorum. Vakfıkebir olarak Gülbahar Hatun tarafından vakfedilmiş, Hatuniye Külliyesi'nin çok önemli, çok en büyük vakıflarından biriydi. Burası Vakfıkebir, bir de Vakfı Sayın diyor, Trabzon'un doğusunda yer alan. Yani burası büyük vakıf, Trabzon'un doğusu olan Londra ilçesini içine alan bölüm de Vakfı Sayın, yani küçük vakıf olarak adlandırılıyor. Hep Gülbahar Hatun mu efendim? Gülbahar Hatun, Hatuniye Külliyesi, Trabzon'un en büyük külliyesi. İstanbul'da Süleymaniye Külliyesi neyse, Trabzon zaten küçük İstanbul'du. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri tarafından fethedilmiş iki başkent var. Birisi Mağlup İstanbul'dur, birisi Trabzon'dur. Yani Bizans'ın başkenti ve burası da Rum Pontus İmparatorluğu'nun başkenti olarak fethedilmiş. Yavuz Sultan Selim burada şehzadeler şehriydi Trabzon. İkinci şehzade olarak Trabzon'a gelen Yavuz Sultan Selim. Annesi Gülbahar Hatun da Trabzon'da büyük bir külliye oluşturdu ve oraya vakfettiği yerlerin başında da araziler olarak limanlar var, değişik şeyler var. Oradan Rize'ye kadar birçok yerde vakıf arazileri, büyükleri var. Hatuniye Külliyesi'ne bağlı ama en büyük. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed.
Vakıfların tarihi. Arapça bir sözcük olan vakf, sözcük anlamıyla durdurma, hareketten alıkoyma, hareketsiz bırakma manalarının dışında tamamen verme, büsbütün verme anlamını da içerir. Vakıf, İslam hukukundan bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, sırf Allah rızası için zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de denilebilir. Aslında önceden mallarını vakfeden kişiye vakıf denirken, vakfedilen mala ise mevkuf denirdi. Fakat zamanla kuruma da vakıf denmiştir. Kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi, günümüz insanları için kolay bir durum gibi gözükmeyebilir. Fakat geçmişe baktığımızda, adeta vakıflar medeniyeti sayılacak kadar hizmete sahip olan bir halkla karşılaşıyoruz. Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında, "Ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim." diye yazacaktır. Büyük vakıf anlamına gelen bu bölge, büyük liman diye de anılan bir bölgedir. İşte bu bölgenin batısında Yolbol burnu var, doğusunda Yoroz burnu var. Bu iki burun arasında bölge büyük vakıf olarak Trabzon Hatuniye Külliyesi'ne vakfedilmişti. Kadim bir tarihe sahip olan bir bölge burası. İpek yolunun denize açılan limanlarından bir tanesi burası. Foy Deresi'nin denize döküldüğü bir bölge. Doğu Karadeniz malum dağları denize paralel olan bir bölgedir fiziki olarak. İç bölgelere geçiş bu dere yataklarından, ırmaklardan o vadiler bir geçiş güzergahıydı. Burası da limanların bir tanesi, yani İpek yolunun denize açılan kapılarından birisi. Fiziki olarak, coğrafi olarak bazı özelliklere sahip olan bir bölge. Neden burası Vakfı Kebir? Akçaabat'ın limanı da aynı yere vakıftı, yani Hatuniye Külliyesi'ne. Başkanın 40 yaylası da oraya vakıftı. Ama bu bölge tamamıyla vakıf olduğu için, yani coğrafi olarak araziler, buradaki arazileri köy hepsini vakfetmişler. Bu arazileri kullanan kişiler vakfa o arazileri kullanma karşılığında aynı ve nakdi belli bir meblağ öderdi. O yaylalarda sürüsü olanlar besledikleri hayvanların yününden, sütünden, etinden neyse o vakfa belli miktar yardımda bulunurdu bunu karşılığı olarak. Ama en büyük geliri, yani Hatuniye Külliyesi'nin en büyük geliri bu Vakfı Kebir olduğu için, Vakfı Kebir'den gelen akar vakfı giderlerini karşılayan o gelir buradan sağlandığı için burası Vakfı Kebir olarak vakflandırılmış. Hatuniye Külliyesi İstanbul'un malumu Süleymaniye Külliyesi gibi bir külliye. Hatuniye Külliyesi'nin en önemli unsurlarından bir tanesi Hatuniye Medresesi. İlim yapılan bir yer. İkincisi Hatuniye İmarethanesi. Orada kaç insanlar doyuruluyor, fakir fukaraya yardım yapılıyor. Üçüncüsü de Hatuniye'nin imarethane, şifahane, hastane olarak da hizmet veren bir külliye. Anadolu topraklarındaki ilk vakıfsa Erzurum'un Pasinler ilçesinde Malazgirt Zaferi'nden yıllar önce Seyit Halil Gücdevani tarafından 1048 yılında kuruldu. Bu ilk vakıftan sonra vakıfların Anadolu'da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde sadaka, infak ve
hayırda yarışmaya teşvik eden ayetler çok etkiliydi. Ama bununla birlikte Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Malın en hayırlısı Allah yolunda harcanandır. Vakfın en hayırlısı da insanların en çok duydukları ihtiyacı karşılayandır. Hadis-i şerifleri de vakıfların kurulmasında insanlara yol gösteriyordu. Cumhuriyetin ilan edilmesinden hemen sonra bizzat Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Mustafa Kemal, mühim bir servet ve büyük bir müessese olarak gördüğü vakıflara yaşamı boyunca büyük önem vermiştir. Vakfın özünde bulunan yardımlaşma ve dayanışma duygusu, Türklerin İslamiyet öncesindeki geleneklerinde de görülen bir sosyal özellikti. Türkler, Müslüman olduktan sonraki dönemde de vakıf ve yardımlaşma anlayışı, Allah rızasını kazanma isteğiyle çok daha güçlenmiş ve genişlemiştir. Bu durum, vakfın belirli toplulukları kapsamasından çok, bütün insanları, hatta hayvanları ve doğayı da içine alacak şekilde genişleyerek enginleşmesine vesile olmuştur. Vakıfların hizmetlerinden veya menfaatlerinden yararlanabilmek için ne etnik, ne dini, ne de cinsiyet ve sosyal statü olarak bir ön şart aranmamış, hayır hususunda kesinlikle ayrımcılık ve bölgecilik yapılmamıştır. İnsanımız bu kaybettiği vakıf medeniyetini yeniden kurması, iptal etmesi ve o geçmiş vakıf hukukuna riayet etmesiyle inşallah bu sıkıntıları aşabilir. Yani burada bu küçük Vakf-ı Kebir'den nacizane benim düşüncem, bu lanetten, bu beddualardan kurtarmak acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Merhum Gülbahar Hatun'un o vakfiyesinde, Hatuniye Külliyesi'nin verdiği hizmetleri, verecek müesseseleri kurarak buranın gelirinin bir kısmını o tür faaliyetlere insanımız harcamaya çalışsa o bedduadan kurtarır diye düşünüyorum. Vakıf bilinci noktasında neler yapılabilir? Efendim, her yıl vakıflar haftası düzenleniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün ve devlet şeyinde bu vakıf medeniyetini gündem yapmaya çalışılıyor ama bizim esas ecdadın kurduğu, bıraktığı vakıflarla günümüzdeki vakıf zihniyeti arasında da bazı yönlerde farklılıklar olduğunu görüyoruz. Bir defa günümüzde tabii zenginlerimiz var, para kazanan, servet sahibi olan insanlarımız var. Gönül ister ki bunları paylaşsınlar. Bu merhamet medeniyeti, yani inancımız doğrultusunda bu vakıf müesseselerinin sayısı artsın, faaliyetleri gelişsin ve insanlığımız ve insanlık bundan istifade etsin. Ecdadın yaptığı gibi. Ancak bugün bazı vakıf mevzuat ve muamelat uygulama yönünden bakınca eskilerle biraz farklılıklar gözüküyor. O da şu, vakıf, vakfeden, vakıf olan kişi verecek. Bizde vakıf kuruluyor bir dernek gibi. Para toplanıyor, dışarıdan para toplanıyor, imkan toplanıyor, aranıyor. Kendisi kuranların orada özgürlediği, verdiği aynı veya nakdi imkan küçük kalıyor. Yani bunun daha fazla vermeyi biz hani öğrenmemiz lazım. O ecdadımızın izinde giderek bunları geliştirmemiz lazım. Dünyanın buna ihtiyacı var, ülkemizin var. Bunun iki cihanda da bize geri döneceğini bilmemiz lazım. Yani bu medeniyeti yeniden inşallah kuruluşunda sizin gibi gayretli insanların, bunu gündem yapan, bu hususta emek veren insanların gayretleri de çoğalır. İnsanlığımız da bu hususta uyanır, aydınlanır. Biz o ecdadımıza layık nesiller oluruz ve o güzel nesillerin bizden sonra da devam etmesine inşallah katkıda bulunuruz.
Vakfı Kebir, Vakfı Sagir. İki önemli vakıf şehrine sahip tek il. Türkiye'de de çok önemli yetkili ve yöneticiler yetiştirmiş Trabzon. Trabzonlulara tarihi görev düşüyor. Şu düşüyor: bu vakıfları düştüğü yerden yeniden kaldırmalıyız. Vakıf medeniyetini korumalıyız. Vakıf tarihi Kur'an'ı bir hizmettir. Allah Resulü'nün bir sünneti, ecdadın büyük bir emaneti. Yine sizleri vakıf tarihi belgeseliyle baş başa bırakıyoruz Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinden. Vakfedilen maldan kimlerin yararlanacağını, gelirin usullerini, vakfın konusu gibi hususlar davayla alınan kararla oluşturulan bir belgeye yazılırdı. Bu belgeye vakfiye denirdi. Vakfiye ile vakıflar hukuka dayandırılmış olurdu. Bu belgeler günümüz için çok önemli bir tarihi kaynaktır. Vakfiyeler Allah'a hamd ve sena, Resulüne salat ve selamla başlar, ardından hayır yapmaya teşvik edici, sadakanın sevabından bahseden ayet ve hadislere yer verilir. Bazen konuyu daha cazip hale getirmek ve okuyucuya şevk vermek bakımından ayet ve hadisler şiirlerle desteklenirdi. Aslında tüm bunlar hem hukuki hem de edebi bir estetik içinde yaşamanın nasıl da mümkün olduğunu gösterir. Vakıf medeniyeti Trabzon'da işte Yavuzları yetiştirdi. Kanuniler, Kanuni Trabzon'da doğdu. Orada 18 yaşına kadar eğitimini orada bu vakıfta sağladı. Yani Hatuniye Vakfı ve onun etrafındaki şeyde kanuni sıfatını, yani onu kanun yapma gücü bu Trabzon'da kazanılmış bir güçtür. Şeyh Yahya Efendi, yani Kanuni'nin süt kardeşi, ağabeyi dediği Şeyh Yahya Efendi, Kanuni padişah olunca da Trabzon'dan İstanbul'a gidiyor. Trabzon'da yetişmiş olan bir insan. Yani Trabzon birçok birinci sınıf, dünyada ilkleri gerçekleştiren insanlar yetiştirmiş. Diyelim ki bizim evliyamız Evliya Çelebi, Seyahatname yazan Evliya Çelebi'den 30 küsür sene önce Menazırul Avalim diye ilk seyahatnameyi yazan Mehmet Aşki'dir, Trabzonlu. Ve Evliya Çelebi Hazretleri gidemediği, görmediği yerleri Menazırul Avalim'den almıştır seyahatnamesine. Yani bu Trabzon'un o zaman kültürde, medeniyette, vakıf medeniyetinde geldiği nokta. Konusunda araştırma yapan, orada çok değerli dostlar, ilim adamları, Ali Himmet Berki gibi hani daha vakıf hukukuna vakıf olan, bize eserlerini bırakan büyüklerimiz vardı. Günümüzde de bunlar devam ediyor. Nazif Öztürk gibi diğer dostlar, hani vakıf üzerine doktora yapan, çalışmaları olan, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yöneticilik yapmış, bu işi bilen insanlarımız da var. İnşallah bunun birkaç ayağı olması lazım. Bir akademik ayağı, araştırılması, ilmi şekilde ortaya konması. Ondan sonra da bugün nasıl olmalıdır? Yani bunun üzerinde de birikim sahibi, bu sahada ehliyeti olan, müktesebatı olan insanlarımızın düşüncelerini bir araya getirip tartışması ve o ecdadın kurduğu şekilde vakıflar kuran, onları yaşatan insanlar, millet olarak bizim tekrar ortaya çıkmamız lazım. Dünyada söz sahibi olmamız, güç sahibi olmamız ancak bu sayede mümkündür. Yani bunun eğer zıttı hareket edersek, o vakfın laneti karşısında iki yakamızda bir araya gelmez gelmiyordu. İslam medeniyetinde vakıf mevzusunun bu kadar gelişmesinin en büyük sebebi Peygamber Efendimizin bizzat kendi kurduğu vakıftandır. Medine'de kendisine ait olan hurma bahçesini vakfedip gelirini de İslam'ın acil ihtiyaçları için kullanması örnek olmuştur. Anadolu Selçuklu'nun izinden giden Osmanlı da tıpkı kendinden evvelki gibi vakfa önem vermiş ve sayıyı arttırmıştır. Daha beylik yeni yeni kurulurken Orhan Bey zamanında İznik'te yapılan medrese için Orhan Bey bizzat kendi mal varlığından medreseye vakfetmiştir.
Hatta Bursa'da bir zaviyenin vakfiyesinde şu satırlar yer almaktadır. Cami ve zaviyenin tamiri için bazı köyler, han, hamam, dükkan, değirmen, bağ ve bostanlar vakf olmuştur. Fasık kimseler müstesna, mütevellinin müsaadesi olmadıkça 3 günden fazla kalmamak üzere gelen misafirler kabul edilmek ve yine 3 günden fazla kalmak isteyenlere rencide olmamaları için vakfın şartı söylenerek fazla kalmalarına müsamaha olunmaması şartı konulmuştur. Peki hangi durumlarda hizmet için vakıflar kurulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? O kadar teferruatlı bir liste karşılıyor ki bizi. En mühimlerini söyleyecek olursak, fakirlere, dullara, öksüzlere, borçlulara para yardımı yapmak, öğrencilere elbise ve yemek vermek, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak gibi her günün ihtiyaçları yanı sıra efendileri azarlamasın diye kase ve bardak gibi kapkacak kıran hizmetçilere verilmek üzere para vakfı yapan hayırseverler. Yalnızca bunlar değil elbette. Divitinde mürekkep kalmayanların divitlerine mürekkep koymaları için kurulan mürekkep vakfı, mumu tükenen öğrencilere mum temin etmek için kurulan vakıflar bulunmaktaydı. Çocukların emzirilmesi gayesiyle kurulan vakıflar, şehirlerdeki yol ve sokakların temiz tutulması için arkalarında kül olduğu halde caddedeki tükürük ve balgam gibi insanı tiksindiren şeylerin üzerini kapatmak gayesiyle dolaşanlar, oyuncağı bulunmadığı için arkadaşlarıyla oynayamayan çocuklara oyuncak alınması ile ilgili vakıfları tesis edip meydana getiren hayırseverlerin yaptıkları bu kadar da değildir. Selçuk Hatun gibi bıraktığı vakıf, bahçe ve tarlaya her yıl muhtelif cinsten 100 meyve ağacının dikilmesini şart koşanlar da vardı. Yeni camide duran leylekler için yılda 100 kuruş yem parası vakfedilmiştir. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin isimlerini bile saymak ciltlerle ifade olunur. Yalnızca bazılarının ismini saymakla yetinelim. Cami, mescit, külliye, medrese, mektep, çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, yol, köprü, kervansaray, imaret, hastane, kütüphane, namazgah, gasilhane, tekke, ribat, zaviye, dergah, türbe, künbet, çarşı, pazar, han, kışla, kale, kaldırım, miskinhane, kalenderhane, darülküra, darülhüfvas, darülhadis, muvakkithane, çamaşırhane, yağhane, mumhane, şekerhane, demirhane, dökümhane, fırın, tezgah, mezbaa, tophane, güllahane, şişhane, tımarhane, darüşşifa, su yolu, sarnıç, sığınak, kabristan, köşk, konak, meşrutahane, kahvehane, bozahane, şırahane, kıraathane, eczane, mahzen. Vakıf bırakanlar, yaptırdıkları vakfettikleri eserleri geride bırakırken onların korunmasını, kullanmasını, yaşatılmasını istemişler. Bu nedenle geride bıraktıkları eserlerin bir duvarına ya bir dua ya da bedduayı asmayı ihmal etmemişler. Yalnızca halk değil, bu geleneği padişahlar dahi sürdürmüşlerdir. Söz gelimi Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı vakfedip cami olarak kullanılmasını istemiş, bu amaç dışında kullananların yakalarının bir araya gelmemesi noktasında beddualar etmiş. Fatih'in oğlu Sultan II. Bayezid'in de vakıf bedduası şöyledir. Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden, emir, bakan, küçük ve büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek,
işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi ve kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kast ederse, haram üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün, Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra onu değiştirirse, onun günahı değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz o, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez. Bizim o ecdada layık nesiller inşallah oluruz. Onlara layık nesiller inşallah yetiştiririz. Bu müesseseleri yeniden ihya ederiz. Yani onları yeniden canlandırıp o hayır kapılarını kapatmama için gayret ederiz ki bu üzerimizdeki onların o bedduası da üstümüzden kalkar. Sene 1960'lı yılların sonları. Okulu yıllarımız Giresun Esmi ilçesi Dikmenköyü, Tarihi Bayramoğlu nahiyesi ve Torun kazasına bağlı Trabzon'un nahiye merkezi bugünkü Esmiye Soğukpınar beldesi Bayramoğlu adıyla. Ve okula gidip geliyoruz. Medrese yanında okulumuz. Medrese yanı dönüyor. Rahmetli halacığızım Kadim hala, oğlum okuldan çıktıktan sonra ayaklarının tozunu sil. Sakın ha, eve toz getirme. Niye hala? Dediğimde oğlum oralar vakıf yeri. Veya vakıf toprağı getirirsen ocağımız söner oğlum. Sakın evimize vakıf toprağı getirme diyordu o rahmetli halam. Ama bu vakıf yerleri, camiler hep harıl harıl satıldı ve vakıflar yok edildi. Vakıflar yok oldu. Tarihi bir belgede geçen şu ifade vakıfların önemini ne kadar da güzel anlatır. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir ağaç evde doğar. Vakıf beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı arşiv belgesi. Vakıflar müessesesi çatısı bir genel müdürlük olabilir, müsteşarlık, ama bunun daha üstü olması gerekir. Yani bir kurum vakıflar. Yani bunun tamamen özerk olması lazım. Kendine ait bir ciddi bir yönetimi olması lazım. Bunun devletle olan bağı böyle bir bakan yardımcısı seviyesine düşürülmesi son derece yanlış, uygunsuz bir durumdur. Yani bunun bir YÖK'ten daha önemli bir kurum olması lazım. Yani üniversiteleri de olan, yani vakıflar, her türlü hastanesi, üniversitesi, değişik müesseseleri, yani şu anda ticarethaneleri, sosyal tesisleri, yani birçok kurum ve kuruluşu olan bir müessesedir. Yani bunun ecdattan gelen vakıflar, yeni vakıflar, işte değişik adlarla olan şeyleri var. Yani bu böylesi basit bir kurum değil. Yani devletin ilgili kurumları arasında olması gerekir. Yani böyle bir bakanlığın bir şeyine bağlı olan değil. En azından bir YÖK statüsünde, yani YÖK'ten daha üste olması gereken bir kurumdur. Yani bunun özellikle vakıf gayesine, manasına, muhtevasına uygun bir yapıya bürünmesi gerekir. Yani bunu ihmal ederek, yani bunu basit bir devlet dairesi, yani orada şey haline dönüştürmek vakıf ruhuna tamamen ters bir durum. Medeniyetimiz, baştan da söyledik, vakıf medeniyeti. Biz bu medeniyeti kaybettik. Bu medeniyeti yeniden kurmak, oluşturmak için de insanımız,
her sahada olan insanımız, yani akademisyeninden bürokratına kadar, iş adamından köylüsüne kadar el birliği yapması lazım ve bizim ayağa kalkmamız ancak bu medeniyeti yeniden iptal etmemizle mümkündür. Yani bu hayati bir meseledir, ihmal edilmemesi gereken, gündemimizin ilk maddesini teşkil etmesi gereken bir meseledir. İsmail Bey son cümleleri söyledi. Buradan çağrıda bulunuyoruz Sayın Trabzon Valimize, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Vakfı Kebir'in ve Vakfı Sagir'in şehri emini değil mi efendim? Evet. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vakfı Kebir Belediye Başkanımıza. Buradan Trabzonlu yetkili ve yöneticilere, ki çok önemli görevlerde bulunduklarını biliyoruz, onlara da vakıflara sahip çıkmak için yeniden bir kampanya başlatalım diyoruz ve vakıf medeniyetini koruyalım arz ediyoruz. Biz vakıflarla ilgili İsmail Hacı Fettahoğlu ile yaptığımız Vakfı Kebir'deki söyleşinin sonuna gelmiş bulunmaktayız.